Mesela aslında sadece Akelin'in meselesi değil. Biraz böyle Akelin'in karnı yumuşak gibi algılanıyor dışarıdan ama hayır, yani Akelin'in yönetim kadrolarında da kesinlikle bu konuda net duruş sergileyen bir kadro var. Ve bu konuda da hiçbir şekilde taviz vermek gibi bir niyetimiz asla yok. Bunu en başından belirtmek isterim. En bu konuda katı dediğimiz örgütlerde bile burayla bazı temaslar söz konusu. Onu da bilmek lazım. Çünkü bu mesele biraz böyle örgütsel meselelerden ziyade tamamen artık bu iş böyle maddiyatla kendilerine bir koridor açmakla alakalı bir durum. Bu da kişilere bağlı bir durum. Evet, Antep'te bir CEME ve Daire Başkanlığı'yla bir temas söz konusu olmuştu ve biz genel merkez olarak da bundan haberdar değiliz. Giden bu CEME ve Daire Başkanlığı'na giden ekibin içerisinde de bizim bir genel merkez yöneticimiz var, genel başkan yardımcımız var. Fakat bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Kaldı ki bu konuda tavrımız netti. Biz bunu örgüt içerisinde de daha öncesinde tartışmıştık. 6 tane bölge toplantısı yaptık ve örgütümüze dedik ki CEME ve Daire Başkanlığı konusunda ne yapalım? Ne yapmalıyız? Geleceği nasıl planlamalıyız? Ortak fikir şöyle çıktı. Kesinlikle bir diplomasi yürütülmeli. Ama bu diplomasi Cumhurbaşkanıyla ya da işte Kültür Bakanıyla yürütülmeli ki bu CEME ve Daire Başkanlığı bize uygun bir yapı değil. Bizi dönüştürmeye, bizi değiştirmeyi kendisine hedef edilmiş bir yapı. Genel merkezlerini, özellikle çatı kurumları tanımayıp bireysel şubelere gidiyorsa biz de bu yapıyı tanımıyoruz. Sonrasında dedik ya biz bu meseleyi bir irdeleyelim. Neden yani? Neden tercih etmiş olabilirler? Bir denetim kurulu gönderdik. Denetim kurulumuz gittiğinde de burada denetime ibraz edilmeyen hesaplar, makbuzlar vesaireler olduğunu tespit ettik. Bununla ilgili bir çalışma aldık. Görevden alma aslında tamamen buna yönelikti. Yani şimdi siz bir kurum denetliyorsunuz. Muhasebe kayıtlarını, bankada hesaplarını, makbuzları size ibraz etmiyorlarsa burada bir akçeli iş var demektir. Tabii Alevi toplumunu da incitmesin mesele diye biz aslında elimizden geldiğince tam böyle Alevilerin diline, tavrına yakışır bir tavırla gittik kente. Orada bu şeyi bitirdik, meseleyi bitirdik, sulh olundu. Görevden aldığımız başkan kendi rızalığıyla teslim etti, diğer başkanımız teslim aldı falan. Orada bir süreç geliştirdik. Dedik ki tamam, madem öyle, bir diğer cemevini bir protokol yaptık. Fakat protokolümüz elimizde. Sadece bir yıllığına dedik kullanım hakkını alın. En azından toplumda hani biz şey olmayalım, kötü duruma düşmeyelim vesaire gibi bir tavır oluştuğu için. Aradan 2-3 gün geçti geçmedi, şey istedik. Yani dedik ki bir bakalım hani ne yapmış bu insanlar, denetime de vermediler ya. Alınan şeyleri, kararları gördük. Alınan kararlarda bir sürü usulsüzlük söz konusu. Eşmallar taşınmış, arabalar taşınmış, paralar taşınmış, o yapılmış, bu yapılmış. Bunların hepsi usulsüz işlem. Genel merkezler tüzel kimliktir. Genel merkezler yetki vermeden siz kendiniz böyle bir şey yapamazsınız. Noter aracılığıyla yapılmış. Yani artık bu mahkemeler sonuçlandıktan sonra belki o noter için bile işler hiç artık eskisi gibi olmayacak, öyle gitmeyecek. Kafa kol ilişkileri söz konusu. Bizim mevcut Düztepe'deki cemevimizin mesela tahsisi bitmiş. Denetim kurulumuza süresiz bir tahsis belgesi veriliyor. Biz kente gittiğimizde öğreniyoruz ki bir yıl önce oranın tahsisi sonlanmış ve yeni kurdukları dernek üzerine burayı talep etmişler dilekçe verip. Ve bunu da inkar ettiler. Tabii belediyede de arkadaşlarımız tesadüf dosyada görüyorlar, gözleriyle şahit oluyorlar dilekçeye. Hatta o an akıllılık edip bir fotoğrafını çekmişler. Sonrasında bu belge bir şekilde sümen altı edildi. Ve biz elimizdeki o fotoğraf sayesinde bunu kanıtlayabilecek duruma geldik. Düşünün yani. Mahkeme sürecinde de kendilerine güvenleri var adamların. Çünkü biz görevden almaya gittiğimizde beyefendinin telefonu çalıyor. Arayanın ismini söylüyor. Öyle bir şey. Diyor ki CEME ve Daire Başkanı Ali Rıza Özdemir arıyor diyor telefon. Açıyor beyefendi yanımızda hiç rahatsız olmadan. Tabii efendim, hallediyoruz efendim, çözüyoruz efendim. Yılmaz Bey'den bahsediyorum, eski şube başkanımızdan. Yani talimatın nereden geldiğini kulağımızda duyduk, gözümüzle gördük yani. Telefonla konuştu yanımızda. Şimdi bu yapıya güvenen bir adam ne yapar? Gider Ankara'da istediği yerde açar mahkemesini. Nitekim öyle oldu. Gitti Ankara'da. Birinci asliye hukuk, söyleyeceğim de bunu herkes bilsin. Çünkü bu hakimi HSYK'ya şikayet edeceğiz. Çünkü bu hakim asla tarafsız bir hakim değil. Önceden karar veriliyor. Biz mahkeme salonuna yürüyoruz. Daha koltuğumuza oturmadan karar açıklanıyor. Bir dakika sürmeyen bir mahkeme, bir tiyatroyla karar veriliyor. Bizim ihtiyati tedbirimize reddediliyor.
Hatta istinafa gitmesi gerekiyordu. 1,5-2 ay kadar bir zaman geçti. Daha istinafa gönderilmedi. Doğrudan müdahale edilen bir mahkeme söz konusu. İstedikleri gibi karar çıkarttırıyorlar. Şimdi de bir işte 3 günlük bir disiplin hapsi cezası söz konusu. Gaziantep Şube Başkanı Hasan Çolak ve benimle ilgili. Ben de bunu yine sosyal medyadan öğrendim. Çünkü biz o gün mahkemeye gittik. Bu 1 dakikalık tiyatro dediğimiz mahkemeye. Ben oradaydım. Ama mahkemeye geldim, tutanaklara geçirilmemiş. Mahkemeye gelmedi olarak geçirilmiş. Bize hiçbir şey sormadı hakim. Hiçbir şey demedi yani bunu niye yapmadınız ya da niye yaptınız, değil mi? En azılı katile bile bir hakim sorar niye yaptın der vesaire, kendini savunması için bir fırsat verilir. Bize hiçbir şey sorulmadı. Düşünüyoruz. Kendisiyle ilgili de bu anlamda.